zamana karşı. Zamanım yok. Bunlar nasıl oldu diye düşünecek zamanım yok. Ne olduysa oldu. 25 yaşında yaşlanmamız duracak şekilde genetik müdahaleye uğradık. Sorun şu ki, eğer daha fazla zaman bulamazsak, en fazla bir sene daha yaşayabiliyoruz. Zaman, artık para birimimiz. Onu kazanıp, onu harcıyoruz. Zenginler sonsuza kadar yaşıyor. Diğerleri... Elimde bir günün saatlerinden daha fazla zamanla uyanmak istiyorum. Günaydın anne. Dün gece geç geldin. Fazla mesai yaptım. Nereye gittin? Sana. New Greenwich'tekilerden. Nice 50 yaşlara. 50 mi? Doğru ya. Evde. 25 yıldır 25. Şimdiye dek torunum olur diyordum. Yine başladım. Bella'nın kızı sürekli seni soruyor. Bir sevgili için kimin zamanı var ki? Hem acelemiz ne? Sende ne var? 3 gün, o kadar bile değil. Yarısıyla kirayı ödeyeceğiz, 8'iyle elektrik. Kira ödemesi gecikti. Fazla mesaiye kalabilirim, biliyorsun. Yani ben... Ne, dövüşecek misin? Hiç faydası yok. Yani? Yarın yokum, tekstil bölgesinde 2 günlük bir işim var. Biliyorum. Otobüs durağında buluşalım, kredi ödedikten sonra üzerimde çok az kalacak. Orada olacağım. Will... Sen olmasan ne yapardım hiç bilmiyorum. Geç kaldım. Dur 30 dakika vereyim de öğlen yemek alırsın. Seni seviyorum. Mutlu yıllar anne. Döndüğünde... kutlama yapacağız. Bill! Bill! Bekle, bir dakikan var mı? Maya, neden bahsediyorsun? Koca bir yılın var. Ama o yılı kullanamıyorum. Hadi ama Bill, faturaları ödemem gerekiyor. Al bakalım 5 dakika. Şimdi kaybol. Bir fincan kahve için 4 dakika. Ne? Daha dün 3 dakikaydı. Kahve mi alacaksınız, anılarınızı mı? 2 kahve. 5 dakika boş verin. Bugün kaç vardiya çalışıyorsun? Sadece 2. Bilsen o kadar heyecanlıyım ki. Babandaki yeteneğin birazı sende olsa çoktan zengin olur. Ben dönüşmüyorum. İşte böyle devam et. Al bir tane daha. Üpegündüz sokak ortasında. Bu da ne? Gerisi nerede? Kotayı doldurmuyorsun. Üretim sayım geçen haftadan fazla. Kota da öyle. Sıradaki... Şaka yapıyorsun. Değil mi? Sıradaki... Hadi çekil. Çok zaman yoruldunuz.
Var mısın Will? Artık kumar oynayacak vaktim yok. Oo, iyi ki yok. Çünkü sen oynamayı bırakınca ben kazanmaya başladım. Hala bir saat borcum. Borunu gördün mü? Will? Merhaba dostum. Karın seni arıyor. Buna inanmayacaksın. Şuradaki herif bütün gece herkese içki ısmarladı. Tam 100 yılı var. Hadi seni eve götürelim. Şu içki bitsin geliyorum. Hey, sen. Sen. İçkileri tazele. Benimle eve gelmek ister misin? İstersen ikimizi de götürebiliriz. Evi. Affedersiniz. Buradan gitmelisiniz. Yoksa bir o saati boşaltacak. Evet. Sizi soyacaklar demek istedim. Öldürecekler. O kadar zamanı çalıp yaşamanıza müsaade etmezler. Evet. Anlamadınız galiba. Buradan gitmelisiniz. Will. Dakikalık adam. Dakikalık adam. Hadi gidelim Will. O kanserlerin şakası yok. Dur. Bekle. Kendisi kaşınıyor. Gidelim. Hadi bizden biri değil. O bize yardım eder miydi sence? Merak etme. Aptalca bir şey yapmam. Sen git. Adım Fortis. Ve bu bayım gerçekten harika bir saat. Deneyebilir miyim? Bana çok yakışacak bence. Bak sana ne diyeceğim. Onun için dövüşebilirim. Hadi ama. Ben yaşlı bir adamım. Geçen hafta 75 oldum. Bir dakika lütfen. Hazır mısın? Evet hazırım. Hadi gidelim buradan. Yakalayın! Dur. Ne yaptın? Ben kendi başımın çaresine bakarım. Ya tabii belli oluyor. Ne yaptığımın farkındayım. Koş! Koş! Tamam. Lanet olsun.
Senin burada ne işin var ha? O kadar zamanla hava atılır mı? Aklını mı kaçırdın? Harry Hamilton. Will Salas. Tanrım. Biraz daha iç düzelir. Oo. Pek düzelmedi. Sabaha kadar güvendesin. Seni buradan çıkarırım. Sen New Greenwich'tensin. Belli oluyor mu? Yo. Senin de yardıma ihtiyacın var gibi. Yok, sağ ol. Kaç yaşındasın? Gerçek zamana göre. 28. Ben 105 yaşındayım. Ne güzel. Böyle birkaç gece daha geçirmeye kalkarsan 106'ını göremeyeceksin. Evet, haklısın. Ama yeter dediğim bir gün geliyor işte. Bedenin tükenmese de aklın tükeniyor. Ve ölmek istiyoruz. Ölmemiz gerekiyor. Tek derdin bu mu? Çok uzun süre yaşamak. Hiç ölen birini tanıyor musun? Birkaç kişinin ölümsüzlüğü için diğerleri ölmeli. Bu da ne demek şimdi? Gerçekten bilmiyorsun değil mi? Herkes sonsuza kadar yaşayamaz, o kadar yer yok. Zaman dilimleri neden var? Peki gettodaki vergiler ve fiyatlar neden bir günde artıyor sanıyorsun? İnsanların ölmesini sağlamak için yaşamsal harcamaların değeri artıyor. Yoksa nasıl birilerinin milyonlarca yılı olurken diğerlerinin yok? Ama gerçek şu ki herkese yetecek zaman var. Kimsenin vaktinden önce ölmesi gerekmiyor. Eğer o saatte benim saatimdeki kadar zaman olsaydı, o vakitte ne yapardın? Onu izlemeyi bırakırdım. Sana tek bir şey söyleyeyim. Eğer o kadar zamanım olsa, kesinlikle boşuna geçirmezdim. Dinlen biraz. Merak etme, uyuyunca zamanını almam. Ben de seninkini almam. Tadı daha iyi geliyor.
zamanımı boşuna harcama. Merhaba Bill. Merhaba Greta. Boril evde mi? Evet. Boril. Şuna baksana. 25 yıl beklemek ne acı. O zamanı şimdi kullanabilirdik. Boril. Buradayım. Bebeği içeri al istersen Greta. Aha. Şuna bak. Bu kadar zamanı nereden buldun? Bardaki adamdan. Onu öldüreceklerdi. Bu da bana verdi. Durduramadan kendi zamanını tüketti. Kimse kimseye çıkarıp 100 yıl vermez. Sadece zamanını vermekle de kalmadı. Bana gerçeği anlattı. Sakın kimseye gösterme. Hey. O kadar zaman senin sonun olur. Ne kadardır arkadaşız? Bilmem, 10 yıl oldu mu? Al. On yıl mı? Kardeşle daha yakınsın. Nereye gidiyorsun? Tuhaf görünmeyeceğim bir yere. Nihayet annem New Greenwich'e götürebileceğim. Greta, ben çıkıyorum. Kredi ödemesi alındı. 2 gün. Teşekkürler. Reis Zaman Bankası. Dayton'a. 2 saat. Ama daha dün 1 saatti. Şimdi 2 saat. Fiyatlar arttı. Ne zamandan beri? Bugünden itibaren. Oğlumla buluşacağım. Aradaki farkı o öder. Bunu yapamam. Kural böyle. Lütfen. Yürüyerek 2 saat sürer. 1,5 saatim var. Koşsan iyi olur. Thank you.
Anne! Bill! 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 Anne! Hayır, hayır! Hayır, hayır! 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 Anne! Anne, hayır! Hayır, hayır! Hayır! Sıfır. Hepimize şanssızlık getirecek. Son kez görüldüğünde saatinde 100 yıldan fazla zamanı varmış. Anlayacağın, burada bir hafta için biri öldürürler. Neden bu zaman dilimine gelmiş? Düşünüyordum da belki de kendisi aranmıştır. İlginç. Ne kadardır zaman tutucusun sen? 5 yıldır. Bu işi 50 yıl yap, ondan sonra konuşalım. Buraya niye geldiğinin önemi yok. Önemli olan şey, üzerindeki o 100 yıla ne oldu? Bir görgü tanığı olmalı. İnan bana, hiç kimse anlatmaz. Şimdi ne yapmamızı istersiniz efendim? Her zaman yaptığımızı, zamanı takip edeceğiz. Hey Ray, 10 dakikası 1 saat, ne dersin? Ne zaman bırakacaksın bu işleri Layla? 60 yaşına geldin artık. Herkese duyurduğun için teşekkür ederim. Doğru yerde miyim? Normalde bu zaman diliminden müşteri almayız. Kayboldum. Zaman dilimi olur. Sıra, izinsiz girilmez. Lütfen bir ay ödeme yapın. Zaman dilimi 8. Lütfen 2 ay ödeme yapın. Hatırladığımdan daha fazla dilim vardır. Zaman dilimi 4. Tam 1 yıl düştü. Nevgirim, hiç hoş geldiniz. Gerçekten neden buradasın? Sahip oldukları her şeyi alacağım. Hesap verecekler.
Lütfen efendim, ne kadar dikkat etseniz azdır. Emin misin? Buranın geceliği ne kadar? 2 ay. Standart odamız. Suite istiyorum. Bavullarınıza yardım ister misiniz? Hayır. Çok hızlı. Olmakta zorunda. Kamera bedenin nehre nasıl girdiğini göstermiyor. O zaman ne biliyoruz? Ne mi biliyoruz? Dayton'daki hırsızların çoğu saat ya da birkaç gün çalarlar. Bu kez çalınan 100 yıl. Dolaşımda fazladan zaman göremiyorum. Zamanı depolamış olabilir. 100 yılı getto'da saklayamazsın. Birinin bir aydan fazla süresi olursa hemen anlarlar. Zaman şehirden çıktı. Toplam 8,5 hafta. Bir hafta da kendine al. Teşekkür ederim. Siz buradan değilsiniz sanırım, değil mi? Her şeyi biraz fazla hızlı yapıyorsunuz. Her şeyi değil. Caddenin karşısındaki yer neresi? Kumarhane. Her isteyen girebiliyor mu? Bu kıyafetle değil. İyi şanslar. Efendim, haklıymışsınız. Eğer zamanı Hamilton'ın öldüğü güne geri alacak olursak, biri Dayton'dan New Greenwich'e gitmek için 4 dilime yıllar harcamış. Evet, kameralar şüpheli tavırlarını hisseder. Kameraların farkında. Koruması da yok ve koştuğunu görüyoruz. Ama eğer yeterince zamanı varsa neden koşsun? Alışkanlıklar kolay gitmez. Uyan biri var mı? Adı Will Salas. Tanıyor musun? Hayır. Ama babasını hatırlıyorum. Bay Douglas. İyi geceler. Benim zamanım da geçerli zannedersem. Evet, elbette öyle. Ancak üye değilseniz bağış yapma şansınız var. Gönüllü olarak. Çoğu 1 yıl bağışlar. Ne oynamak istersiniz? Poker. Buradan. Limit ne kadar? Ha, limit yok. Daha önce tanışma şerefine erişmedik sanırım Bay... Salas. Will Salas. Philip Weiss. Varlıklı bir aileden olmalısınız. Mirasımı kumara yatırıyorum diyebilirsiniz. Korumanız yok mu Bay Salas? Dostlar arasındayız diye düşünmüştüm. ...50 yıl artırıyorum. Genç olmalısınız. Benim gibi tam 85 yıldır 25 yaşında olunca... ...insanın tesadüfi bir şiddet olayıyla ölebileceğini görüp...
Zamanının değerini daha iyi anlıyor insan. Değerini anlayacak çok zamanınız var gibi. Görüyorum. Elbette bazıları için bu durum adaletsizdir. Zaman dilimleri arasındaki varlık farkı. Duymuştum. Ama mantıken evrimin bir sonraki aşaması bu değil mi? Ve evrim ne zaman adil olmuştur ki? En başından beri güçlünün kazanmasıdır. Görüyorum ve 200 yıl artırıyorum. Bu alenen Darwin kapitalizmi. Doğal seleksiyon. Kesinlikle. Güçlü olan kazanır. Ve bence eliniz zayıf. Görüyorum. Her şeyi yatırdınız Bay Salas. Üç basamak. Güzel oyundu. Büyük bir riskti. Risk değildi. Alınmayın ama kazanacağımı biliyordum. Kafa karıştıran zamanlar. Annem mi, kardeşim mi yoksa kızım mı? Karım olmadığını umut ediyorsun. Eskiden işler daha kolaymış. Öyle diyorlar. Çok güzel. Kızım. Ama daha çok karım gibi görünüyor. Silvia. Will Salas. Tebrikler Bay Salas. Babamın hayatından yıllar aldınız. Bu normalde senin işindir. Değil mi hayatım? Yarın gece bir parti veriyoruz. Belki de ona kaybettiği yılları kazanma şansı verirsiniz. Çok isterim. Karl nerede yaşadığımızı söyler. İyi geceler Bay Salas. Silvia, korumalarından ayrılma. ...59 sene. Artı vergiler. Teslimat da fiyata dahil. Teslimat mı? Sergileyeceğiniz yere nakliye. Sergileme. Daha neler, ona bineceğim. Salas. Tanıştırmama izin verin. Kayınvalidem Clara. Eşim Michelle. Ve kızım Silvia. Daha önce tanışmıştınız zaten. Tanıştığımıza memnun oldum. Daha sonra gelip sizi bulurum. Yani oyunumuz için. Sabırsızlanıyorum. Eğleniyor musunuz Bay Salas? Lütfen bana bildir. Ben iyiyim Konstantin. Yanı başında hep kiralık bir evde mi dolaşırsın? Hayır, normalde iki tane olur.
Bu seni tanımayı biraz güçleştiriyor. Amaç da bu zaten. Senin amacın? Babamın. Anladım. Kaybedecek çok şeyiniz var. Senin de öyle. Ne iş yapıyorsun be? Buna pek karar verdim diyemem. Evet, niye yorulasın ki? Acele neden? Haklısın. Neden gelecek yüzyılın işini bugün yapalım? Yapacak bir şey biliyorum. Dans et benimle. Geniş zamanlı bir aileden misin? Bundan şüphe mi var? Seni koşarken gördüm. Getolardan gelen insanları anımsattım. Bazen onlara imreniyorum. Hiçbir şey bilmiyorsun. Öyle mi? Saatin kimseye bir faydası yok. Fakirler ölüyor, zenginler de yaşayamıyor. Aptalca bir şey yapmazsak sonsuza kadar yaşıyoruz. Bu seni korkutmuyor mu? Asla aptalca bir şey yapmayacak olmak. Ya da cesurca anlamlı bir şey. Gel benimle. Bu gece kaydedildi. Sadece bir saat ötemizde. Şuraya bak. Hiç böyle bir şey görmedim. Ne yapıyorsun? Oraya giremeyiz. Delisin sen. Buna sahipsin. Hem de bahçende ama girmiyorsun. Deli olan ben mi? Ne bekliyorsun? Silvia, hadi! Aptalca bir şey yapma isteyene ne oldu? Seni tanımıyorum. Bunu değiştirebiliriz. Anlıyorum. Şimdi burada bir yabancıyla tek başınasın. Ne kadar dikkat etsen az. Hem belki de fazladır. Silvia! Dönmem gerek. Peki neye? Dönmelisin. Kızımı gördünüz mü? Gördüm. Korumalarıyla. Tam arkanızda. Şükürler olsun. Evet. Oyuna başlasak mı? Her şey kontrol altında. Ne demek buluyordun? Partinizi böldüğüm için üzgünüm Bay Weiss. Arkadaşınızla görüşmemiz gerek. Arkadaşım mı? Öyle olsun.
Ben zaman tutucu Raymond Liam. Ben de Will Salas. Biliyorum. Bu dilimde ne arıyorsun? Bu yasa dışı değil, değil mi? Zaman dilimi değiştirmek. Hayır, yasa dışı değil. Ama bu çok nadir. Bu kadarı nereden buldun? Kazandım. Kumardan. Hepsini mi? Hayır. Henry Hamilton adında biri bana 100 yıl verdi. Artık ihtiyacı olmadığını söyledi. Kendi zamanını tüketti. Henry Hamilton binlerce yılı olan bir adamdı. Sonsuza kadar yaşayabilirdi. Ölümsüz bir adamın ölmek istediğine inanmamı bekleme. Hayır, buna inanmanı beklemiyorum. Ama gerçek bu. Hediyeydi. Ben hırsız değilim. Ama dur. Zaman çalmış birilerini arıyorsanız buradaki herkese tutuklamalısınız. Aa, anlıyorum. Adaletten söz ediyorsun. Ben bir zaman tutucuyum. Kendimi adalet kavramıyla yormam. Ben sadece ölçebildiğim şeylerle yorulurum. Saniyeler, dakikalar, saatler. Zamanı tutuyorum. Ve bu zaman yanlış ellerde. O zamana el konulacak. Sana da öyle. Sana tam 2 saat. Tutuklama ve yasal işlemler için. Neden bir intiharı araştırıyorsunuz? Getoda her gün toplu katliam var. Bu ne kadar da ilginç. Ha? Böyle konuşan bir adam hatırlıyorum. 20 yıl kadar önceydi. Babanı hatırlayamayacak kadar gençsin. Güvenli bir şekilde naklini sağlayacağız. Ne de olsa burası New Greenwich. Silvia, dediğimi yap ve korumalarla kal. Aman tanrım baba, bu evde koca bir ordu var. Tek başına bir adamdan korunamayacaksak ölelim daha iyi. Ne var ki?
Bana biraz zaman ver. Galiba sen gerçekten gettodansın. Olduğum yerle ilgili ne biliyorsun? Bana biraz zaman ver. Yoksa beni de Hamilton gibi öldürecek misin? Bana bir saat borç ver. Sana bir saniye bile vermem. Babamın sözünü dinlemeliydim. Lütfen beni eve götür. Lütfen. Bunu yapamam. Neden? Sen hayat sigortamsın. Onu saklı tut. Biri görürse kesinlikle ölürsün. Çok işe yaradı. Harika bir arabayı mahvettiniz. Bak kim var burada. Kim vardı demek istedim. Birkaç dakikası var. Uyandığında ölmüş olacak. Buna şoke olacaktır. Ne kötü. Daha güzel öldürmek isterdim. Kız hala nefes alıyor. 10 yılı daha var. Vay anasını be. Benden zaman çalan adamın 100 yılı var. Ne? Daha sonra bölüşürüz. Sanki gökten düşmüş bir melek. Hey! Ortiz! Bırak şunu! Ortiz! Bana bak. İyi misin? Hayır. Neden gülüyorsun? Çünkü ölmedik. Öyle ama çok uzun yaşamayacağız. Zamanım nereye gitti? Yarım saatim kalmış. Ha. Şanslısın. Dakika adamlar. Getto'da herkes hırsız mı? Bunu sen mi söylüyorsun? Lütfen yardım et bana bir. Dur tahmin edeyim. Zaman paylaşma işini artık sıcaksın. Gel buraya. Hayatımda ilk kez bu kadar çulsuz kalmıyorum. Benim için bir ilk. Peki ne yapacağız? Ne yapmamız gerekiyorsa onu. Hadi gitmeliyiz. Herkes günlük zamanımı yatırın. Zaman transfer. 20 son anı bırakmışsınız efendim. Hala hayattayım. Henüz cesetlerini bulamadığımıza göre hayattılar diye düşünüyorum. Soyulmuşlar. Artık birkaç dakikaları kalmış olmalı. Eski mahallesine döndü. Peki nereden aramaya başlıyoruz? Aramayacağız. O bize gelecek. Aç kapıyı, benim. Greta. Boral nerede? O öldü. Öldü mü? Ne? Sen ona 10 yıl verdin. Ölesiye içmiş. Saatinde tam 9 yılla öldü. Aman tanrım Greta. Ben çok üzgünüm. Hoşça kal.
dakikalarımız kaldı. Öyle değilmiş lütfen, gibi davran. Bu da ne demek şimdi? Kapa çeneni. Öleceğiz. Ölmek mi istiyorsun? Kapa çeneni. Umarım bunlar gerçektir. Koş. İşte rehineti orada. Dur! Durun! Bekle! Lütfen bekleyin! Bir saat sonra gelin. Bu mümkün olmayacak. Al. Ya 48 saati alırsın ya da güzel bir ceset olursun. Kabul ediyoruz. Dileğim yerine geldi. Aptalca bir şey yaptım. Bir sürü binanın üzerinde adın var. O babamın adı. Ne kadar zamanı var peki? Milyarlarca. Senin için ne kadar bir? Hiç utanman yok öyle değil mi? Hey. Lütfen bir dakika girin. Ara. Bay Weiss, lütfen zaman tutucuyu verin. Merhaba Bill. Ne kadar istiyorsun? 1000 yıl. O kadar yaşayamayacaksın. O halde Dayton'daki zaman kanallarına dağıtın. Yarın sabaha kadar yatırırsanız kız döner. Değil, senin için endişeleniyorum. Tıpkı onun gibi konuşuyoruz. Onun gibi de öleceksin. Hey, babam birinin zamanını almaya çalışırken bir dövüşte öldü. Hayır, onun suçu zaman almak değildi. Çok daha tehlikeli bir şey yapıyordu. Babanın hatalarını tekrarlama. Dayton, Pedre Plaza. Orayı biliyorum. Zaman kanallarına aktarılmak üzere 1000 yıl. Demek 1000 yıl. Hiçbir şey değil. Kızımız için bu. Hayır, onlar için istiyor. Bu çok saçma. Öylece zamanını alabiliyorlar. Ya da sen onlarınkini. Bu çok saçma. Evet, çok saçma. Güvendeyiz. Ödemeyi sabah yaparım. Beni bulmaları vakit alır. Burada mı yaşıyorsun? Su akıyor ama soğuk. Hiç yoktan iyidir. Temiz bir şeyler giyebilirsin. Ailen nerede? Annemin vakti tükendi. Bu onun kıyafeti mi? Evet.
Peki ya baba? Ben küçükken öldü. Dövüşçüydü. Kolu çok sağlamdı. En güçlüsü değildi belki ama kazanmayı bilirdi. Nasıl kazanılır? Gel göstereyim. Yapman gereken rakibe karşı koymak ve sonra zamanın erimesine izin vermek. Çünkü biliyordu ki insanlar son saniyelerine yaklaştığında dövüşün bittiğini düşünür ve rakiplerinin saatini izler. Kendi saatlerini unutur. Bir dövüşte mi öldü? Bence öldürüldü. Kazandıklarını dağıttığı için. İnsanlara sadece zaman değil, umut da verirdi. Ne kadardır bu yaştasın? 3 yıldır 25. 2 yıldır 25. Saatin çalıştığında ne hissettin? Dışarıda, sokaktaydım. Az kalsın bayılacaktım. O kadar çok borcum vardı ki 1 yılın 1 haftada tükendi. Ondan sonra günü gününe yaşadım. Benimki biraz farklıydı. Beni uyandırdı. Aynaya baktım. Sanırım herkes bakmıştır. Bundan sonra hayatım boyunca böyle görünecek olmak. Babam kutlamak için bana 10 yıl verdi. Benden nefret ediyorsundur. Geldiğim yerde. Bu senin hatan değil. Doğduğun yer seçilmez. Bir dakika sonra açılıyor. Bakalım baban ne kadar cömert bir adammış. Zamansızlarla Yardımlaşma Merkezi. Zaman tutucuları engellemiş olmalı. Söylemene gerek yok. Babam o kadar binayı nasıl inşa etti sanıyorsun? İnsanlara 1000 yıl bağışlayarak mı? Şimdi ne olacak? Eve gidebilirsin. Dışarısı kalabalık. Görünmeden uzaklaşabilirim. Ne kadarın kaldı? 11 saat. Bir insan böyle nasıl yaşar? Pek uyuyakalmıyorsun. Arayıp yardım isteyebilirsin. Yanında kalıp güvende olmanı sağlarım. Bak, buna karşı koyabilirsin. Geto'ya kaçmanın benim fikrim olduğunu söylerim. Babam zaten düşüncesiz olduğumu düşünüyor. Çok nüfus sahibi biridir. Sana bir avukat tutabilir. Zaman tutucularla da anlaşabilir. O tutucunun anlaşma yapmadığından eminim. Peki ne yapacaksın? Çalacak mısın? Çalınmış bir şey çalınabilir mi? Al. Her ihtimale karşı.
Ben buradayım. Silvia. Bir saniyeni bile harcayamadın değil mi? Keşke şaşırdım diyebilseydin. Beni dinliyor musun sen? Senin için her şeyi yaparım biliyorsun. Seni almaya geliyorlar. Nerede olduğunu biliyorlar. Verin dikkat et! Kusura bakma Bill, fazladan zaman bulundurmuyoruz. Hırsızları özendirmemek için. Senin gibi. Bunu hediye olarak düşün. Teşekkür edebilirdin. Teşekkür ederim. Ne kadarın var? 9 saat. Niye ona zaman verdin? Biz ondan almalıydık. Zaman tutucular günü gününe yaşar. Diğerlerinin gelmesi saatleri bulur. Geto da ölebilirdi. Hala da ölebilir. Biraz daha kal. Bizi tanısan seversin. Ne oluyor adamım? Yardım ettiğini düşünecekler. Evet. Her şey ne kadar zor. Benim dünyama hoş geldin. Geri çekilin. Vurulmuşsun. Bakın kitleni çık diye endişelendim. Zamanı nereden buldun? Şimdi ne yapacağız? Bunu kullanmaya devam edemeyiz. Bu polis arabası. O zaman birini tutuklayalım. Ne oldu? Çok mu hızlı gidiyordun? Yeterince hızlı gitmiyordum. Esas hatam durmak oldu. Şimdi bakalım arkada kim varmış. Kullanmadığı bir kaçıl vardır. Ne kendi kendine oldu? Yardım etmek istemiştim. Dışarı çık. Ya paranı ya da canını derdim ama ikisi de aynı şey. Hangi cüretle benim vaktimi çalarsın? Bunu hırsızlık olarak görme. Öyle mi? Geri alma olarak gör. Hayatım boyunca taşıdığım kadarını bırakıyorum sana. Bir gün. Bir gün mü? Deli misin sen? Bir günde çok şey olur. Güzel vermiş. Sana borcum vardı. Hiç gerek yoktu. Sen dışarı.
Will Salas, Henry Hamilton cinayetindeki şüpheli şahıs. Finans dünyasının etkili ismi Philip Weiss'in kızı Sylvia Weiss ile birlikte hareket ediyor. Vatandaşların son derece dikkatli davranması istendi. Güzel görünüyoruz. Senin arandığını söylemiyor. Aranmadığımı da söylemiyor. Unuttun galiba, polisi vurdum. Pek isabetli değildi. Ama ilk seferindi. Hey, onlara her şeyi benim yaptırdığımı söylerim. Geri dönebilirsin. Neye döneceğim? Bütün hayatımı yanlışlıkla ölmeyeyim diye uğraşarak geçirmek istiyor muyum? Çoğuna göre burada olman zaten yanlış. Başka seçeneğim yok. Benim de yokmuş gibi hissediyorum. Panik olmanız için hiçbir neden olmadığına sizi temin ederim. Fidye parası ödenmedi. Bölgen tehlikede Philip. Bu bizi de tehlikeye atıyor. Bu durum yayılabilir. Yanlış ellerdeki çok fazla zaman piyasayı çökertebilir. Bu rehine durumu ivedilikle çözülecektir. Efendim. Her şey kontrol altında. Yakında tekrar konuşuruz. Zaman tutucu. Bu talihsiz olayın ardından buraya gelmene hiç gerek yoktu doğrusu. Tam aksine gerçekten de gereği var. Kurtarma olayı ne zaman gerçekleşir? Aslına bakarsanız sorun da bu. Kızınız pek de kurtulmak istemiyor. Bay Leon. Raymond. Size Raymond diyebilir miyim? Bütün hata bende. O adamı evime ben davet ettim. Öyle çok zamanı vardı ki nasıl bilebilirdim? Elbette Sylvia da kendi dikkatsizliğinin kurbanı oldu. Bu yüzden hep kontrolüm altında tutuyordum. Ama belli ki artık Will Salas'ın kontrolü altında. Eğer sorun meblağ ile ilgiliyse... Size sevinerek katkıda bulunabilirim. Zaman tutucuların maaşı tam bir skandal. Kızınız için bir tutuklama emri çıkarttım. Eğer sizi ararsa ve ona yardımcı olursanız... ...sizin için de tutuklama emri çıkartırım. Satın alamayacağım hiçbir şey yok. Şimdi. Söyle, benden kaç yıl istiyorsun? Sizin hayatınızda bile... ...o kadar sene yoktur Bay Weiss. İyi geceler. Bunun adı da tetiktir. Bir şey vurmak istediğine emin olana kadar çekme. Bir şeyi vurmak istemiştim. Tabii. Will, çok fazla vaktin olsa... ...başkalarına verir miydin? Benim hep bir günüm oldu. Ne kadar zaman istiyorsun? Yanında insanların öldüğünü görerek nasıl yaşarsın ki? İzlemezsin. Gözlerini yumarsın. Zaman için yardım edebilirim. Bir ay almak istiyorum. Faiz ne kadar? Bugünkü oran %30. Bunu geri ödeyemem.
Her zaman bir ödeme planımız vardır. Bankasının faizsiz zaman kredisi vermeye başladığını bildirmekten mutluluk duyarım. Sıfır faiz. Buyurun kendinize bir gün alın. Bir ay. Hatta almışken bir yıl alın. Hadi buyurun. Hadi alın. Zaman alın. Bedava. Hadi. Hadi. Hadi biraz daha alın. Kimse saatine bakmıyor, öyle değil mi? Herkes de alsın. Yoksa her saniyenize el koyarım. Arabalı şube sandı galiba. Arkanı dön. Kıpırdama. Çok zamanım yok. Neyim varsa hepsini dağıttım. Biliyorum. Biliyorum efendim. Burada olmaması gereken yıllar var. Onu durduracağım efendim. Yardım etme şekliyle insanlara zarar verdiğinin farkında değil mi? Vay vay. Ne kadar çok zamanın var. Evet. En sonunda bunlardan bir tane alabildim. Sonradan pişman olacağım bir şey yapmadım. Gün çöpe gitti. Bugün Sylvia Weiss mirasının bir kısmını bankadan çekti. Sylvia ve Bill Salas babasının bankasını bu hafta 6. kez soydu. Ona her şeyi verdim. Beni öldürmek mi istiyor? Sen onu öldürüyordun Philip. Onu boğuyordun. Hepimizi boğuyorsun. Göster bakalım. Güzel. Ama benimki kadar değil. Aa. Nasıl oynandığını unutmamışsın. Neden seninle strip poker oynadım ki? Evet, neden oynadım? Efendim. Hala oradalar. Nasıl bildiniz efendim? Saatler ve günler orada çünkü.
Hepsine zaman vermiş. Ben de olsam orada saklanırdım. Üstünü giy, çabuk. Hey, durun! Kafana kısıldık. Hayır, kısılmadık. Atla, onlar atlayamaz. Yapmamalıyız. Hadi! Gördün mü? Atlayamayacaklar. Teorin çöktü gibi. Lanet olsun. Bizden önce pes edecek. Bundan emin misin? Hayır. Hadi. Yapamam. Yapabilirsin. Hadi. İnanılır gibi değil. Durun biraz. Sizi tanıyorum. Peki ya şimdi? Yüzyıla hoş geldiniz. Merhaba, biz kalacak sessiz bir yer arıyoruz. Kaç oda istiyorsunuz? Hepsini. Uzun süre kalmak istiyoruz da... mahremiyetimiz konusunda size güvenebilir miyiz? Kesinlikle güvenebilirsiniz. Üzgünüm, hiç boş odamız yok. Tabii. Bir yere gitmiyor. Hop hop hop. Dur dur. Geçin. Bırakın beni. Hadi. Yok, gel buraya. Kimi aradığımı biliyorsunuz. Hadi. Aradığım kişi bu adama bir ay veren kişi. Şimdi saatlerinizi boşaltacağım. Teker teker. Ta ki biri istediğim şeyi söyleyene kadar. Dinliyorum. Bir şey duyamıyorum. Boşalt. Hayır, hayır, durun, durun. Lütfen, ne? Durun. Lütfen, lütfen. Nerede olduğunu bilmiyorum. Lütfen. Sanırım sıradaki sensin. Evet, nihayet birinin aklı başına geldi. Ödülden ben de pay istiyorum.
benim genç dostum. Ödülünü alacaksın. Hadi gel. Will Salas, Sylvia Weiss. Ödül 10 yıl. 10 yıl. Çok aşağılayıcı. Bizi yakalarlarsa öldürmemeleri imkansız değil mi? Pişman mısın? Sen hayatımı kurtardın. Ne zaman? Şimdi. Tanıştığımızdan beri her gün. Birkaç kez de neredeyse ölümüne sebep oluyordum. O kadarına razıyım. Hey! Dur, kıpırdama. Zavallı zengin kız nasılmış? Sana zamanın için teşekkür etme fırsatım olmadı. Burada kalmış olmana şaşmadım. Buradaki hayat seni çekiyor. Burada gerçekten ölünceye kadar yaşamaya devam ederiz. Nasıl? Burada ölmek için çok sebep var. Ama burada ölmeden önce dans etmek var. Elbette esas sevindiğim bu arkadaşınla karşılaşmak. Çok sorun çıkartıyorsun ki... Normalde bu benim işim. Anlamıyor musun? Zaman tutucuların bana bulaşmama sebebi... ...sınırlarımı biliyor olmam. Ben kendi insanlarımdan çalıyorum. İşler öyle çığırından çıkmış ki... ...düzeni ben sağlamalıyım. Ne şanslısın ki... ...soğukkanlılıklı insan öldürmeyi sevmiyorum. Öldürürüm. Ama... ...pek tercih etmem. Bence bir dövüş şansını hak ediyorsun. Sıfıra kadar devam. Ne anlamı var ki? Kaybedersem ölürüm, kazanırsam beni öldürürler. Eğer dövüşmezsen hemen ölürsün. Peki ya o? Seni hallettikten sonra onu halledeceğim. Abi elbette zamanını da. Ve her şeyi eskisi gibi yoluna koyduğum için ödülümü de alacağım. Taraftan. Aldığı onca zaman. Verdiği demek istemiyor musunuz efendim? Size bile.
İyi dinle. Ben bu işe tam 50 yılımı verdim. O kadar zamanın boşa gitmesini izlemeyeceğim. İş başına. Kötü haberi size veren ben olmak istemezdim. Ama yarından itibaren ayakta dikilecek vaktiniz olmayacak. Sana kredi faiz oranı artıyor. Her şey sona erdi. Kaybettik. Bir yararımız dokunmuyor. En azından deniyoruz. Hayır, anlamıyorsun. Tek yapmaları gereken yaşam masraflarını artırmak. 100 yıl, 200 yıl, 1000 yıl. Hiçbir şey fark etmez. Ne yani, savaşmayı bırakalım mı? Kazanamayız. Onlara zarar veremeyiz. Aldığımız zaman hiçbir şey değiştirmiyor. Peki ne? Ne zarar verir? 1 milyon yıl. Üzerinde 1 milyon yıl var mı? Sanırım bu gerçekten yeterli olur. Hadi vazgeçelim. Teslim olmak istiyorum. Ama yalnızca babama. Silvia. Merhaba baba. Olduğun yerde kal. Karşılaşmayalı koruma sayın artmış. Evet, sayende bu da oldu. Ama biri fazla. Silahlarınızı bırakın. Hemen! Dediğini yapın. Bir gezintiye çıkalım. Kendi babandan çalıyorsun. Çalınmış bir şey çalınabilir mi? Evet, şifre ne? Doğum günüm olmadığı kesin. Eminim doğduğum günden pişmansındır, değil mi baba? 12-2-18-09'u dene. Darwin'in doğum günü. Ne? En güçlü olan hayatta kalır. Bu noktaya gelmek için yüzyıllarca rüşvet vermemiz gerekti. Bakalım bize ne sağlayacak. Kaliteli zaman. Gerçek bir milyon yıllık adam. Bu benim ilk milyonum. Sonuncusu da olmayacak. Ne kadar işe yarayacağını biliyorsun, değil mi? Ne kadar zarar verebileceğini biliyorum. İnsanlara 1 milyon yıl versen bile tek yapacağın onların ızdırabını uzatmak olacaktır. Yaşamlarını uzatmış olacaksın. Yanlış yere bu kadar zaman pompalamak sisteme zarar verir. Umadım da öyle olsun. Böyle yaşamamalıyız. Sonsuz yaşam için doğmadık. Öte yandan merak ediyorum. Bir gün olsun gerçekten yaşadın mı? Öyle mi? Dengeyi bir nesil için bozabilirsin. Ya da iki. Ama kendinizi kandırmayın. Hiçbir şey değişmeyecek. Çünkü herkes sonsuz yaşamı ister. Her şey aksini gösterse bile insanlar
ölümsüzlük için bir şansları olduğunu düşünürler. Hepsi kendisinin istisna olduğunu düşünür. Ama gerçek şu ki, birileri için geri kalanların ölmesi gerek. O zaman bir kişi biri ölecekse hiç kimse ölümsüz olmamalı. Neydi o? Neydi o? Az önce ne oldu? Bir hata olmalı. Nilgün'ün 3'ten 1 milyon yıl eksildi. Herhangi bir hata yok. Efendim, bir yanlışlık oldu. Bu bir hata değil. Onlar yaptı. Bir ayağın Morris. Herkes ne görüyorsun? Çok yoğun bir trafik var efendim. Pekala, en yavaş arabayı bul bana. Eğer 1 milyon yılın varsa hayatta acele etmezsin tabii. Plan işe yararsa... Plan işe yararsa daha fazlasını bulmalıyız. Fazla zamana ihtiyaç duyan tek bölge Dayton değil. Günlük zamanımı yatır. Neyse, boş ver. Onu buldum. Görüldüğü yerde vurma emri ver. New Greenwich tabii. Bu yasalara aykırı efendim. Bölgeden 1 milyon yıl çıkarmak da öyle. Bölgeden çıkmamalı. Gördüğünüz yerde vurun. Geç kaldın. 1 dakika mı lazım? Koş. Koş. Kapsülümüz nerede? Artık çok geç. Evet. Yine mi? Çok fazla zaman kaybettin Bay Leon. Kendi zamanını tüketmiş gibisin. Çekilin önümden. Livingston'a gitmeliyiz. Yetişebiliriz. Gerçekten mi? İyi misin?
koşuyorsun. Sen de öyle. Bu bölgedensin değil mi? Eskiden öyleydim. Öyle mi? Buradan çıkmak için çok uğraştım. Şimdi de başkası çıkmasın diye uğraşıyorsun. Öyle olması gerekiyor. Saati ben başlatmadım. Zamanı geri alamam. Ben akmasını sağlarım. Ben zamanı tutarım. Demek zamanı tutarsın. Benden ödünç aldığın zamana ihtiyacım var. İnfaz edilmeden önce ölmemizi istemiyorsan. Zaman. Yeterince vaktimiz yok. İçimizden biri yetişebilir. Benimkini al. Sen benimkini al. Hayır, hayır. Yetişebilirsin. Hayır, seni bırakamam. Ben yetişemem. Hayır. Evet. Hayır. Lütfen. Hayır. Zaman var. Ne? Tutucunun zamanı var. Koş! 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 Zamana ihtiyacım var. Zaman transferi. Ne kadarımız var? Bir gün. Bir günde çok şey yapılır. Efendim, bir şeyler yapın. Yapıldı zaten. Dayton'dan canlı yayındayız. Vatandaşlar caddelere çıktılar. Çok büyük miktarda çalıntı zaman piyasaya sürülmüş durumda. Dayton'daki fabrikalar terk edilmiş durumda. Vatandaşlar dilim sınırlarını geçiyorlar. Görüntülerde New Greenwich'e girişleri görünüyor. Yetkililer durumun kontrol altında olduğunu söylüyorlar. Ancak uzmanlar sistemin çökebileceğinden endişe ediyor. Efendim, 8. bölge düştü. 10. da. Yayılıyor. Şimdi ne yapacağız efendim? Eve gideceğiz. Will Salas ve Sylvia Weiss'in nerede oldukları hala bilinmiyor. Yetkililer suçluların adalete teslimi konusunda halktan yardım istiyorlar. Daha büyük bankalar var demiştin. Az kalsın harcanacakmışsın.